Merhabalar, ben Arzu Turgut. İşaret dili eğitmeni ve tercümanıyım. Bir özel eğitim kurumunda çalışıyorum. Günlük hayatta kullandığımız temel iletişim cümlelerinden örnekler vermek istiyorum. Öncelikle kendimizi tanıtarak işe başlamak istiyorum. İşaret dilinde işaret parmağınız açık, kendinizi gösterdiğinizde ben, karşı tarafı gösterdiğinizde sen. E, yüzümüz karşı tarafa bakacak fakat parmağımız bir başkasını gösterecek şekilde yapıldığında o. Ben sen o. İşaret parmağında bazen şu şekilde benim ya da benim tekrar edildiğini işaret parmağı kendisine vurduğunda tekrar tekrar benim olarak da yapılabiliyor. Ama daha farklı bir gösterimden bahsetmek istiyorum. Tüm arkadaşlar e, elimiz işaret parmağımız ve orta parmağımız yine V formatına getirip Orta parmak kendimizi gösterecek. Bu benim. Bu bazen ait olarak, hani bana ait olarak da bu kullanılabiliyor. Benim işaret parmağı seni gösteriyor yine format V formatında senin, benim, senin, onun. Parmak işaret parmağımız ve diğer parmaklarımız açık, sadece baş parmağımız kapalı olacak şekilde, daha doğrusu kendimizi gösterecek şekilde, baş parmağımız kendimize dokunacak şekilde, şu elimizi şöyle karşı tarafa yay çizer gibi yapıp kendimize dokunduruyoruz. Bizim. Bakın, parmak bize kend dokunduğunda bizim oluyor. Fakat hareketi ters yaptığımızda, yani bize do kendimize dokundurmayıp karşı tarafı gösterdiğimizde sizin veya arkadaşlar bizim veya şöyle yapıyoruz bizim. Kendimizden karşıya gösterdiğimizde eğer kendimize dokunduruyorsak da bazen şu bizim olarak kullanılabiliyor. Ama hani kendimize dokundurmadığımızda sizin ya da siz ya da sizin olarak bu hareketi kullanabiliyoruz. Parmak uçlarımız hafif kıvrık. Kendimize göğsümüze dokunduruyoruz. Kendim, özüm anlamında da bu kullanılıyor. Kendim, mesela kendime ait diyeceğim ya da kendimin ya da kendim için yapıyorum gibi cümlelerde bunu kullanıyoruz. Kendim. Baş parmağımız ve işaret parmağımızı C formatına getirip şöyle yaptığımızda yani hangi elinizde yapıyorsanız o tarafınızdan böyle aşağıya getirdiğinizde de arkadaşlar özel olarak kullanılabiliyor. Kendim özel, kendim için gibi hareketler kullanabiliyoruz. Öncelikle ben, sen, o, bizim, sizin, onun onların e, işaretlerini yaptıktan sonra kendimizi tanıtmaya geçmek istiyorum. Bir elimiz açık, diğer elimizin işaret parmağı hafif kıvrık olacak şekilde şöyle avuç içine tıklıyoruz. Ad isimde kullanılıyor. Bir başka gösterimini yapmak istiyorum. İki elimizin de e, kalın bir formatına getirip birbirimizin üzerine dokunduruyoruz. Ad isimde bu da kullanılabiliyor. Ad isim veya ad isim. Her iki elimiz yumruk olacak şekilde sadece işaret parmaklarımız açık ve ellerimizi birbirine dokundurarak bileklerden hafif çeviriyoruz. Soyad. Soyad. Senin adın, soyadın ne gibi. Daha sonra adımızı, soyadımızı öğrendikten sonra kendimizi tanıtmaya geçeceğiz. Ellerimiz birbirlerine birleşecek şekilde parmaklarımız başımıza dokunduruyoruz ve karşıya açıyoruz. Merhaba. Merhaba, benim adım Arzu, senin adın ne gibi iletişim cümleleri kurabiliriz. Ellerimiz damla formatında boğazımıza dokundurarak arkadaşlar karşı tarafa açıyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dokunduğunuzda eğer elinizi karşı tarafa açmayıp sadece dokunduğunuzda da rica ederim lütfen. Ama mutlaka arkadaşlar bu hareketleri yüzümüzle, mimiklerimizle desteklememiz gerekiyor. Çünkü bazen aynı işarete gelip farklı anlamı olan hareketlerle de karşılaşabiliyoruz. Onları ayıracak olan şey de bizim mimik hareketlerimizdir. Teşekkür ederim. Damlayı dokundurduk. Elimizi ileriye doğru açtık. Teşekkür ederim. Şöyle dokunduğumuzda da rica ederim lütfen anlamı içermektedir tanışmak e, ya da işte hani sizinle tanıştığımıza memnun oldum diyeceğiz ileriki aşamalarda. Her iki elimizi birbirimize dokundurup tokalaşır gibi tanışmak, tanışma anlamına geliyor. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi memnun hareketini göstermek istiyorum. Parmaklarımız açık. Sadece orta parmağımızı kendimize dokunduruyoruz. Memnun olmak, razı olmak, rıza göstermek gibi birden fazla anlam içerebiliyor bu hareketimiz sizinle tanıştığımıza memnun oldum gibi. Ellerimiz açık arkadaşlar. Baş parmak kendimize dokunacak şekilde var. Bakın baş parmak kendimize dokunduruyoruz. Var. Şu şekilde hareket yapıyoruz. Yok. Yine parmaklarımız birleşik ve elimiz açık. Önce kendimizden aşağı getiriyoruz. Çeviriyoruz. Yok. Var. Yok. Ellerimiz açık. Evet. İşaret parmağımız sadece açık, diğer parmaklarımız kapalı ve hafif yana çekiyoruz. Ama başımızda olumsuzluk işareti var. Hayır. Biraz daha sert yaptığımızda, kaşlarımızla da onu desteklediğimizde asla. İşaret parmağımızı şu şekilde yaptığımızda, boğazımızdan şöyle çeker yaptığımızda da imkansız anlamı içermektedir. Yine parmak elimiz açık, parmaklarımız kapalı. Baş parmağımız kendimize dokunduruyoruz ve şu şekilde sürtüyoruz. İstiyorum. Kafamızda da tasdik ediyoruz. İstiyoruz. Serçe parmağımız dokunup dışa doğru atıyoruz. İstemiyorum. İstemiyorum. Parmak uçlarımız e, açık. Ellerimiz yukarıdan böyle aşağıya getirirken parmak uçlarımızı birleştiriyoruz. Olur. Olur. Olur yapıp elimizi karşıya çevirdiğimizde olmaz. Veya bir başka gösterimiz olmaz. Bu daha çok hani asla olmaz, katiyen olmaz anlamında da daha çok kullanılır. Ama her iki işaret de yapıyoruz. Olur, olmaz veya olmaz gibi gösterimleri var. Var dedik, yok dedik, olur dedik, olmaz dedik. Yine arkadaşlar parmak uçlarımızı birleştirerek hafif sallıyoruz bilekten. İyi güzel anlamındadır. Ama bu eğer bir kişinin çok güzel olduğunu yani smile'ın çok güzel olduğunu anlatmak istiyorsak işaret parmağımızla önce çenemizden başlayıp yüzümüzü şöyle bir daire çiziyoruz. Sonra güzel diyoruz. Yani o çok güzel anlamını taşır. Güzel. Çirkin hareketinde ise yine güzel de olduğu gibi işaret parmağıyla yüzümüzü göstererek gösteriyoruz. Daha sonra da tüm parmaklarımız kapalı. Sadece küçük parmağımız açık. Bilekten hafif ileriye sallayarak çirkin. Bu aynı zamanda kötü, fena, pis anlamına da gelir. Elimiz açık ve parmaklarımız birbirine yapışık şekilde diğer omuzumuza böyle çapraz gelecek şekilde çekiyoruz. Seviyoruz, sevmek anlamına gelir. Seviyorum anlamına gelir. Seviyorum, bakın kafamla da destekliyorum. Seviyorum, şu şekilde yaptım. Seviyorum yaptım. Sonra olumsuzluk hareketini ekledim. Sevmiyorum. Seviyorum. Sevmiyorum. Damla hareketini yapıyoruz. Bir gözümüzün altından. Diğer şu şekilde diğer yanımıza getiriyoruz. Şu şekilde diğer gözümüzün yanına getiriyoruz. Kolay. Bazen bu şu dudak tarafından da yapılabiliyor. Kolay. Kolay. Hatta. Eee sar bireylerin çok kullandığı çok basit anlamına gelen aslında bir jargondan bahsedeyim size. Mesela şöyle burnuna getirip şöyle yapıyor yani, bu mu yani hani bu kadar mı yani çok basit anlamda bunu da kullandıklarını görüyoruz. O yüzden kolay ya da kolay. T hareketi yapıyoruz. Elimizi T formatına getiriyoruz. Şu şekilde göstereyim. Sallıyoruz zor. Zor anlamında. Kolay zor. İstemek istememek var, yok. Parmak uçlarımızı hafif böyle başımızdan çekiyoruz. Anlamak. Bakın başımıza da destek ediyoruz. Anlamak. Anlamak yaptım, attım. Anlamamak. Anlamamak gibi. Yine işaret parmağımızı başımızın yanına getiriyoruz ve böyle dokundurup çeviriyoruz. Akıllı. O akıllı. Bir başka gösterimi, işaret parmağımızı başımızın yanına koyuyoruz, hafif hareketlendiriyoruz, akıllı. Geri çevirdiğimizde, tersini yaptığımızda yine hafif parmağımızı ha hareketlendirdiğimizde akılsız anlamına gelebiliyor. Ellerimiz yine elimiz açık, parmaklarımız birleşik. Başımıza, baş parmağımız başımıza dokunup hafif elimizi ileriye atıyoruz. Aptal, aptal. Ellerimiz açık, parmaklarımız yukarı. Sanki ampul varmış gibi, ampulü çeviriyormuş gibi yapıyoruz. Deli, deli, aptal, deli. E, merhaba, bir tekrar yapalım arkadaşlar. Merhaba, sen nasılsın? İyi misin? Senin adın ne? Senin soyadın ne? Senin çocuğun var mı? Senin çocuğun kız mı erkek mi gibi. Yaş ve yıldan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İşaret parmağımızla dişimize dokunduğumuzda yaş. İşaret parmağımızı şu çenemize dokundurup hafif böyle hareket ettiğimizde yıl. Yıllardan bahsedeceksek yılı şöyle öne doğru çekebiliyoruz ya da elimizi hareketlendirebiliyoruz. Yıllar. Genelde sağır bireyler sen kaç yaşındasın derler. Ya yıla dokunurlar ya da dişlerine dokunurlar. Hani siz de eğer yaşınızı anlatmak istiyorsanız benim yaşım işte 20 diyebilirsiniz. Konuşmak, söylemek, anlatmak işaretlerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar işaret parmaklarımız açık, ağzımızdan ileriyi gösterecek şekilde. Konuşmak, söylemekte de bu kullanılabilir. Ya da konuşmak, bakın elimiz açık, ve ağzımızdan gelecek şekilde aktif olacak şekilde yapıyoruz. Anlatmak, konuşmakta bu şekilde de yapıldığını görebilmekteyiz. E, genelde e, işaretlerde e, yönlendirme son derece önemlidir. Mesela gelmek. Bakın avucumuz açık, e, parmaklarımız birleşik e, par ve parmaklarımız hareketli. Ama beni gösterecek şekilde gelmek şu harekette yine elimizi kendimizden uzaklaştırdığımızda gitmek anlamı taşır. Ama mesela e, sen gel dediğinde mesela sen gel ben gelmek istemiyorum da diyebilirsiniz. Ama hani siz gelmek istemediğiniz zaman şu harekette yapabilirsiniz. Sen gel ama ben gelmek istemiyorum diyebilirsiniz. Bakın burada yönlendirme var. Aynı hareket. Hani kendimden bahsettiği için. Hani seninle konuşmak istiyorum ama onunla konuşmak istemiyorum gibi yönlendirme işaretlerini de anlam açısından son derece kolaylık sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.